Irak'ın kuzeyinde düşen helikopter TSK'ya ait deniyordu. Ama TSK hayır dedi. Ve PKK propagandasının arkasında da bunun içinde aslında tamamının teröristler olduğu ortaya çıktı. Tabii gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'a soruldu. Eğitim mi veriyorsunuz? Helikopter eğitim mi veriyorsunuz terör örgütü unsurlarına? Diye ilginç bir yanıt geldi. Bildiğim kadarıyla hayır eğitim vermiyoruz diyor sözcü. Ama bilmedikleri de var. Ve o bilmedikleri aslında ABD tarafından çok açık kaynaklarda ilan edildi. Evet, eğitim veriyorlar ve hava desteği sağlıyorlar. Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına sadece 60 kilometre uzaklıktaki Duhok kentinde düşen helikopter tartışma yarattı. Helikopter terör örgütüyle Mehmetçiğin çatıştığı bir dağın yamacına çakılmıştı. Sosyal medyada önce helikopterin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu iddia eden provokatif paylaşımlar yapıldı. TSK'dan yalanlama geldi. Gerçek de kısa süre sonra ortaya çıktı. Düşen helikopter Eurocopter AS-350 tipiydi ve içinde de sadece PKK'lı teröristler vardı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ölen 7 kişinin tamamının terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı. Duhok valisi Ali Teter de bölgede iki helikopter bulunduğunu ve kaza sonrası diğerinin uzaklaştığını söyledi. Ancak nereye gittiği tespit edilemedi. PKK terör örgütünün hava gücü olmadığı biliniyor. Ancak yaşanan gelişme, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapma mesajı verdiği Aralık ayında gündeme yansıyan bir haberi akıllara getirdi. O habere göre ABD Suriye'de desteklediği PKK-YPG'li teröristlere havacılık eğitimi vermeye başlamıştı. Söz konusu eğitim Türkiye sınırından sadece 25 kilometre uzaklıkta Derik'teydi. İstihbarat kaynakları da ABD'li pilotların Deir ez-Zor'da terör örgütü PKK-YPG'ye 2 adet helikopter tahsis ettiği bilgisine ulaşmış, ABD'nin bu eğitimlerle 80 teröristten oluşan sözde havacılık birimi kurmayı hedeflediği tespit edilmişti. ABD'li pilotların özel olarak seçilen 10 teröriste helikopter kullanım eğitimi verdiği, o teröristlerin de belirlenen diğer teröristleri eğittiği belirlenmişti. Bu nedenle tartışma ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'ın basın toplantısında gündeme geldi. Today a helicopter, a mysterious helicopter was crashed in northern Iraq and it came out that it was carrying PKK elements. My question is, does the United States provide helicopter piloting training to SDF partners in Syria or not? Not to my knowledge. No. ABD'li sözcü her ne kadar terör örgütüne helikopter pilotluğu eğitimi veriyor musunuz sorusuna bildiğim kadarıyla hayır diyerek kaçamak bir yanıt verdiyse de ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'deki terör örgütü PKK unsurlarına 2016'dan bu yana yakın ve stabil hava desteğiyle bu kapsamda eğitim veriyor. Bu eğitimin odağında da helikopterler var. ABD ordusu tarafından genellikle yakın hava desteği veya düşman güçler üzerinde psikolojik baskı kurmayı hedefleyen operasyonlarda kullanılan Apache tipi helikopterler Irak ve Afganistan ardından Suriye'de de devreye girmişti. Kara güçlerine sağladığı etkili yakın destek sebebiyle ABD ordusunun göz bebeği olan helikopterlerle Mart 2021'de Suriye'deki PKK-YPG unsurlarına da eğitim verilmişti. Teröristlere helikopterlerle hedef belirleme ve saldırı eğitimi verildiğine dair haberi bizzat ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Wayne Muratto Twitter hesabından duyurmuştu.